Yoldan sonra bakalım bir Narkopop tekrarları var mı? Söz ettik. Hı hı. Oradan o kamyonu kovdu diye buna takıntılı gösterecek beni. Şimdi bir tane oraya diktirdi. Anında çektirebiliyor oradaki arabaları. Narkopop tekrarı. Kaç kere yaşadım. Bak buradan görünen harflere bak. 666. 666. 6-6 böyle alay ediyor, böyle güç gösteriyor, böyle dakik ve plase, ilerisini görmüyoruz. 6-6 tabii ki çekerken şaşmaz. Tek şaştığımız buradan bir köpek şu an. Şimdi park ediyor. Diğeri kalkmış. Bunu da gördük daha önce. Diğerlerini kaldırdı paylaştıktan sonra. Hayvanlılar gibi nöbet değişimi bu sefer burada. Anında kara sinek girdi. Tekrar çıktı. Ve karşımız dairemiz manzaralı, şimdi döndü, piknik alanı sıçtırdıkları yerde. Hemşire falan da vardı. Onlara ben zarar görmüyorum. Bu bokları sağlıklı. Etmediğim bölüm ise bu. Kamerasız gidiyorum. Hanıma bir kucak vermek için. Bakıyorum ikisi de kalkmış. Bunu kayıt etmek için geliyorum kamerayı alma. Ve bu komuyor. Kaç örneği var. Uyuyordum, havlamayla uyandırdılar. Sürekli. Uzun süre havladı. Kamerayı açar açmaz kesti. Çünkü bizim ışığımız kapalı. Nerede o havlama makinesi? Hiç durmadı. Arka odada mı? Çünkü başkasını göremiyoruz. Sen rüya gördün Yusuf. Hayır be. Kaç dakika telefonu hazırladım burada. O zamanla devam etti. Açar açamaz susturabiliyor be. Oo. Bunu da çok yaşadık ha. Kamera açtığımı biliyorlar. Yapmış olabileceğimi de düşünüp onu da biliyorlar ben. Onunla çok örneğini yaşadık. Bu ışını kapattı. Yatıp uyuyordu. Uykumuzu alamadık. Yani bunun köpeğin sesine de benziyor. Olabilir. Sürekli avlanıyor ya. Sen kamerayı açınca susuyor.
Mama satıyoruz. Kumandaya bak be. Makine gibi havlayan, uykundan uyandıran, dinlesini bekleyip uyumaya devam edeyim diye kaç dakika beklediğim, sürekli hiç susmadan buraya gelip kamerayı alıp hazırlanana kadar durmayan, kamerayı açar açmaz duruyor be. Oo, şeytanlara bak. Uyandık, sonra ne olacak, ne var, bir şey yok. Şey mi aldın, narsist enerjisi mi aldın? Aldıysan o zaman biraz para kazan. Gönder hanımını, kızını, mutan hikâna. Evet, buraya girdik. Sifon sesi duymadık, fakat sinek uçuşuyor. Eksik olmaz. Eksik olmaz be. Frekans yapmıyoruz, buraya kondu. Kalktı, bir tane daha var. Ben kalktım, o da kalktı. Buraya kondu. Burada tuzak kurdu. Bu sinek oyununu çok seviyorlar. Ormanda daire içinde kaset yapacak kadar sineklerle. Biraz daha havlatsana, yeteri kadar gergin olmadım. Evet, buraya kondurduk. Kaçtı be. Donk dışarıda. Yeni tip sinek bizim markette. Manavında kaynayan geçen. İğne gibi sokuyorlar. Bir varlar bir yoklar. Sezonluk. Bu köpekleri ve kendi analarını seven milletin frekanslarıyla bir var bir yok. Evet, uyandırdın. Tezgah nerede be? Uyandırdığına göre bir köpek göstermeyecek mi? Oo, temizledi burayı. Geceye girdik. Üç dört kere vurdum. Bu bana tuzak kuran köpeğin sesinden tanıyoruz. Hayvanat Zeynep'le beraber üfenin oradan ve oturma benklerin üstünde dolaştıran, oturtan yeni uçan köpekli maymun. Tekrar tuzaktan. Hilmi Türkmen'e göre hayvan sokulmaması gereken parktan. Ve sağlığa göre çocuk oyun parkına asla sokulmaması gereken köpekle. Her çirkinliği kaydedeceğim. Çünkü sadece burada havlıyorlar. Benim gaza geldiğimi farz ederek. Eskiden akbabaların yaptığı gibi. Hala devam ediyor. Böyle yakalanmamak için tek tek.
kameranın açık olduğunu biliyorlar, yemin ederim. Böyle çirkin çirkef millet bunlar be. Hayret ediyorum be. Türk milleti, siz ne zaman böyle oldunuz be? Hı? Benim zamanımda olacak. Küçükken bu köpekleri de yok ederdiler. Bu pislikleri de. Abajuru açar açmaz dum bu sesi. Besbelli ki ortak. Hangi PETÖ ablası? Nerede bu pislik? Park kafede oturan var kesin. Telefon ediyor. Alo polis. Çünkü oradan frekans yapıyordu. Kesinlikle. Görünmez kapı. Bir varmış bir yokmuş. Şeytan millete bakmıyor. Akbabadan aldıkları emir şimdi bu. Asla İngilizceye kayıyorduk. Çok İngilizce takıldık. Tekrar geldi bu geriye. Aynı yere kondu. Devriyediler burada. Ben böyle çekim yaptıkça o köpekliğin görüntüye giremeyecektir. Ama gelecektir. Böyle avız miktara düştü. 10-15 sene önce, 20 sene önce 24 saat.